şimdi arkadaşlar bunların dışında yani İslamiyet öncesi Türk topluluklarının, Türk devletlerinin özelliklerine baktık. Ama bunların dışında özellikle Asya Hunları, Göktürkler, Uygurların dışında irili ufaklı birçok Türk devleti ve Türk boyu var. Onların da temel olarak özelliklerini bir inceleyelim. Mesela bunların arasından ilki İskitler yani Sakalardır. Sakalar arkadaşlar bilinen ilk Türk topluluğudur. Burada bir kavram karışıklığı olmasın. Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu İskitler ama bilinen ilk Türk devleti arkadaşlar Asya Hunlarıdır. İlk balbal örneklerini yani mezar taşı örneklerini İskitler vermişlerdir. Dolayısıyla İskitlerin biz tarihte bilinen ilk kadın hükümdara sahip olduğunu da biliyoruz. Tarihin ilk kadın hükümdarı Tomris adıyla İskit hükümdarıdır. Ve İskitler'de biliyorsunuz kadın askerler vardır. Bunlara da Amazon adı verilir. Yine tarihte İskitlerin bir ilki daha var. Atı ilk evcilleştiren topluluk arkadaşlar yine İskitlerdir. Bunun dışında bir başka Türk topluluğu Avarlardır. Avarların özelliğine baktığımızda biz Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk topluluğu olduğunu biliyoruz. Ve bu anlamda İstanbul'u da ilk kez kuşatan Türk topluluğudur Avarlar. Biliyorsunuz tarih boyunca İstanbul çok kez kuşatılmış ama Türkler arasında bunu ilk kuşatan Avarlardır. Ve Avarlar arkadaşlar aynen Hunlar gibi hem Asya'da hem de Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Özellikle Avarlar Orta Asya'da yaşarken Göktürk'le ayaklanması sonucunda yıkılmışlar ve batıya göç etmişler. Avrupa'ya girip burada kendileri bir devlet daha kurmuşlar. İşte Avrupa'ya gittikleri dönemlerde Doğu Avrupa'daki Slavları askeri ve teşkilatlanma anlamında da etkilemişlerdir. Bunun dışında bir başka Türk topluluğumuz Karluklardır. Biz Karlukların İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu olduğunu biliyoruz. Bunun dışında bir başka Türk topluluğu Peçeneklerdir. Arkadaşlar Peçenekler Türk toplulukları arasında devlet kuramayan tek boydur. Bizans ordusunda paralı asker olarak görev yapmıştır Peçenekler. Ve Malazgirt Savaşı'nda da Büyük Selçuklu ordularının Türk olduğunu anlayarak taraf değiştirmişler. Selçukluların tarafına geçmişler. Ve Selçukluların Bizans'a karşı bu savaşı kazanmasında da etkili olmuşlardır aynı zamanda. Bir başka Türk topluluğu arkadaşlar Hazarlar. Kafkaslarda yaşayan Hazarlardır. İlk kez Musevi olan Türk topluluğudur Hazarlar. Dolayısıyla aynı zamanda Müslüman Araplarla da ilk savaşan Türk topluluğudur. Hazreti Osman döneminde savaşılmış Hazarlarla. Yani Müslüman Arapların başında Hazreti Osman varken Hazarlar Müslüman Araplarla ilk kez Belencer Savaşı'nda savaşmışlar. Arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk topluluklarını incelediğimizde bir başka Türk topluluğu olan Türk işleri görüyoruz. Türk işlerin özelliklerine baktığımızda öncelikle yerleşik hayata tam olarak geçtiklerini görüyoruz. Yerleşik hayata ilk geçen Türk topluluğu biliyorsunuz Uygurlardı ama tam anlamıyla geçen Türk işlerdir. Bunun yanında da Türk iş hükümdarı Bagat Arkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdardır arkadaşlar aynı zamanda. Ve biz yine Türk işlerin özellikle Orta Asya'da Emevilerle de yani Müslüman Araplarla da mücadele ettiğini görmekteyiz. Bunun yanında bir başka Türk topluluğu Oğuzlardır. Oğuzlar arkadaşlar Müslüman olan Türk boylarındandır ve tarihteki en kalabalık Türk topluluğudur arkadaşlar. Türk boyudur Oğuzlar ve yine tarihte bilinen en büyük Türk devletlerinde yine Oğuzlar kurmuşlar. Yani Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti'ni biliyorsunuz Oğuzlar kuruyor. Bunun dışında Orta Asya'dan Avrupa'ya göç eden bir başka Türk topluluğunun Bulgarlar olduğunu görüyoruz. Bulgarlar Orta Asya'dan Avrupa'ya göç etmişler ve bir müddet sonra burada kendi benliklerini de arkadaşlar kaybetmeye başlamışlar. Özellikle Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları olarak ikiye ayrılıyorlar. Tuna Bulgarları Hristiyanlığı, İtil Bulgarları ise Müslümanlığı tercih etmişlerdir. Arkadaşlar burada bir notumuz var. Biz İstanbul'u tarihte ilk kuşatan Türk topluluğunun Avarlar olduğunu söylemiştik. Ancak Avarlardan sonra bir Türk topluluğu daha kuşatmış İstanbul'u. O da Tuna Bulgarlarıdır. Avarların dışında İstanbul'u kuşatan Türk topluluğu Tuna Bulgarları olmuş. Kırgızların özelliklerine baktığımızda da Moğol egemenliğini tanıyan ilk Türk devleti olduğunu görüyoruz. Moğolların egemenliğine giren ilk Türk devleti Kırgızlar olmuş. Bunun dışında Kıpçaklar gibi, Sibirler gibi, Akunlar gibi, Macarlar gibi Türk toplulukları da yine tarihte varlık göstermişler. Burada bir uyarımız var arkadaşlar ki bu önemli bir uyarı. Orta Asya'dan Avrupa'ya göç eden Türk boyları hangileridir? Bunlara baktığımızda Orta Asya'dan Avrupa'ya göç eden Hunlar, Avarlar, Peçenekler, Macarlar, Bulgarlar, Uzlar ve Kıpçaklar olduğunu görmekteyiz. Yani bir anlamda Türk işler, Uygurlar, Göktürkler ve Karluklar arkadaşlar Orta Asya'dan Avrupa'ya göç etmemiş, Orta Asya'da
kalmışlardır.